Alo Selim. Ne haber? Ne yapıyorsun? Bugün buluşuyoruz değil mi? Ya isterdim ama bugün biraz işim var. Bilmiyorum, buluşamayabiliriz. Aman Allah'ım. Reddedildim galiba. Ya saçmalama. Tamam. Ama bak, bugün değilse bile yarın kesin benimlesin. Sana bir sürprizim var. Ne? Sürpriz mi? Ne sürprizi? Söylemem. Sürpriz. Ya söyle ama. Ya hiç yorma kendini. Söylersem sürpriz mi kalır hiç? Ya çok merak ettim. Sana bağlı Zeynep'ciğim. Bu harika insanı reddederek sürprizi erkenden öğrenme fırsatını kaçırdın. Üf, çok fenasın. Öyleyimdir. Yarına kadar çatlatacaksın yani. Bak, ne yap biliyor musun? Başka şeyler düşünmeye çalış. Yani başka şeylere konsantre ol. Belki o zaman daha çabuk geçer. İyi tamam o zaman, yarın konuşuruz. Tamam. Öptüm, görüşürüz. Çok güzel olacak. Çok yakışacak. Hayali bile güzel. Bundan sonra her şey bizim için daha güzel olacak. Selim, harika bir fikir bu. Zeynep'in en yakın arkadaşı olarak beğendiğine sevindim. Umarım Zeynep'in de hoşuna gider. Benim sizde fark ettiğim muhteşem büyülü bir şey var Selim. Yani bunu ikinizin gözünde de gördüm. Birbirinize bakarken resmen parıldıyorsunuz. Ne güzel anlattın Gündür. Evet. Sen hep benim güneşim gibi. Peki böyle bir şeyi kabul eder mi sence? 12 ah günü seninle gelmesi bile kabul edeceği anlamına gelmez mi sence? Evet ama Zeynep'i biliyorsun işte. Duygularını pek belli etmez. Bilmez miyim? O duyguların içinde yaşar. Ama emin ol, Zeynep seni gerçekten çok seviyor. Merak etme. Ben de orada olur, ayarlarım bazı şeyleri. Ay, benim de şimdiden heyecan bastı. Ben Arda'yla konuştum zaten. Kafenin sahibi. Onun da haberi var. Tamam. Her şey muhteşem olacak. Of, hadi inşallah. Şşt, Zeynep geliyor. Tamam. Kusura bakmayın ya, anca gelebildim. Ertuğrul Hoca'nın seminer notlarını düzenlemek biraz sürdü de. Sizin neyiniz var böyle, bir şey mi kaçırdım? Yo, ne olacak ki? Çay içer misin? Ne olur içerim. Hemen getiriyorum Batmaz'a. Aç mısın? İstersen çıkıp bir şeyler yiyelim. Yok değilim, teşekkür ederim. Tatlı. Tatlı gibi bir şeyler yiyelim. Selim. Efendim canım? Senin bir şeyin mi var yani? Böyle bir tuhafsın. Yok canım. Ne tuhaflı? Yani ne bileyim. Gülnur'la ne konuşuyordunuz siz? Böyle geldim, ikiniz de bir tuhaflaştınız falan. Sonra Gülnur kaçar gibi gitti. Aşk olsun Zeynep. Gülnur'la ne konuşacağız? Böyle havadan sudan konuşuyorduk işte. Peki. O zaman sürprizin ne olduğunu söyleyecek misin? Aa Zeynep. Oyun bozanlık yapmak yok ama. Adı üstünde sürpriz. Önceden söylersem ne anlamı kalır sürprizin? Ama çok merak ettim. Sabırlı ol canım. Bekle ve gör. Acele etmene gerek yok. Tamam. Yani şimdiye kadar kimse bana sürpriz hazırlamamıştı da.
Ondan. Zeynep, benim için de hayatımdaki en büyük sürpriz sensin. Bu yüzden mutluluğunun ufak da olsa sebebi olmak benim için çok kıymetli. Ben teşekkür ederim. Yani aslında sürprizi sen hazırlayacağın için çok mutluyum. Yoksa sürprizin ne olduğunu bir önemi yok yani.